tek genç yaşlı, küçük büyük ihtiyar. Kızlar delikanlılar ve sevimli çocuklar. Herkes yerini alsın, bizim dizi başlıyor. Sanki gerçek hayatta bu mahalle yaşıyor. Tartışmalar çıksa da dönmez asla kavgaya, işi tatlıya bağlar, biri girip araya. Küçük küçük dünyalar, büyük büyük umutlar. Birkaç tanesi hariç sevgi dolu insanlar. İşte bu mahallenin bir tane muhtarı var, bir de kızı var diyor. Oy, benden şikayetçi misiniz? Oysa ben sizi çok severim. Küçük büyük ihtiyar, kızlar delikanlılar ve sevimli çocuklar. Herkes yerini alsın, bizim dizi başlıyor. Güle güle babacığım. Hayırlı işler diliyorum. Sağ ol kızım. Babacığım, akşama sahne pişireyim. Vallahi Fadime, madem sordun, canım şöyle etli biber dolması çekti. Uy, merak etme babacığım. Akşama dolmanı hazır ederim. Al bakalım. Bununla alırsın. Şey babacığım. Ne oldu kızım? Ha, bu verdiğim parayla biber dolmasının sadece biberini alabilirim de. Biberini mi alırsın? Ha, biberini alırım da kıymasını alamam. Al öyleyse. Hadi iyi günler. Şey... Ne oldu Fadime? Ha, şimdi de kıymasını alıyorum da biberini alamıyorum da. Tamam, o zaman kıymasız bibersiz bir şey yapıver. Hem de tuzsuz yağsız olsun mu babacığım? Ne bileyim, olsun. Bibersiz, kıymasız, tuzsuz, yağsız bir şeyler edeceğim o zaman akşama. Ne yapacaksın peki? Su mahallebisi edeceğim babacığım. Ben gidiyorum, ne pişirirsen pişir. Tövbe estağfurullah. Kocaların çoğu da böyle değil babacığım. Eline 3 kuruş vereyim. Akşama ne pişirirsen pişir. Akşam sofraya oturunca da pişen yemeği beğenmeyin. Fadime abla, Fadime abla. Günaydın Fadime abla. Oy uşaklar, ne araysınız ha buraya? Çiçeklerin tarafına geçmeyin, konuşmam bak. Senden bir şey rica edebilir miyiz Fadime abla? Edin bakalım. Bugün öğretmenimizin doğum günü. Ona çiçek alacaktı. Aferin size, iyi düşünmüşsünüz. Ama çiçekler çok pahalı. Paramız çiçek almaya yetmedi. Öğretmenimize elimiz boş gitmek istemiyoruz. Sizin arka bahçeden biraz çiçek toplayabilir miyiz Fadime abla? Madem öğretmeninize vereceksiniz, toplayın bakalım. Öğretmenlere canım feda. İyi yaşasın Fadime abla. Geç canım benim, aferin. Geç kız. Buna bilek derler, az bir şey işte Hasan'a. Tamam işte, parçalayacağım. Parça sapı demedik işte, tamam. Oyna bakayım. Bakalım çaydanlık, manav amcan sana buz getirmiş. Eskiden torbayla getiriydi, şimdi taneyle getiriyor. Durumlar kötü çaydanlık, haberin olsun. Onun her şeyden haberi var. Ben her gece gazete okuyorum. Lakin
Bazıları durumun farkına değil. İçmeye devam ediyorlar. Bana laf mı çarptırıyorsun Temel? Sen zaten çarpılmışsın Serhoş Şevket abicim. Baksana, Haçan bu işki yüzünden yol gibi işinden oldun. Kahve köşelerine düştün de. Ben düşmedim Temel. Kendi isteğimle geldim. He, işten de kendi isteğinle kovuldun. Vallahi şimdi yeni iş bulmaya kalksan o daha zor. Herkes işi çıkartıyor. Kimseni işe alır. Cepten yiyeceksiniz bir süre, cepten. Haklısın Doktor Amca. Hazır adam mı dayanır? Ha bu pahalılıkta cepten yemek kolay mıdır da? Kolay olur mu ya? Vallahi sen kafayı yer. Cepte ne var da yine yiyeceğiz ya? Uy! Ali abi geldi. Ona verilecek çok önemli bir haberim var. Kaçak. İki gündür ortalıkta gözükmeyin. Ali abi dur. Dur Ali abi. Hayrola Kıvırcık ya? Bu ne hal be oğlum? Ya gelin arabasının önünü kesen çocuklar gibisin be Ali yavrum. Abicim seni göreceğim böyle heyecan yaptım. Aa, niye heyecanlandın be oğlum? Bak, arabada Fadime falan da yok. Yok. Yokmuş da. Hani şaşırttın beni. Ali abicim, dün Hasan Usta'nın çırağı seni aradı. Araba için beklediğin parçalar varmış. O gelmiş. Ha, doğru ya. Adamcağız hafta sonu parçayı getiririm demişti biliyor musun? Kafa işte kafa, unuttum gitti. Şey, Ali abicim, siz nereye gittiniz? Yoksa tatil falan mı yaptınız da? Yok be kıvırcıkçık be yavrum be. Nerede bizde o para? Bizim Beyye'nin teyzesi var Sapanca'da biliyor musun? Hafta sonu onların yanına gittik. Hem dinlendik hem eğlendik işte. Aman ne eğlendik ne eğlendik. Sıkıntıdan patladık. Annem patladık anne. Lan! Sizi zorla götürmedik herhalde. Ben de sıkılacak mıyız? Sıkılmayacak mıyız diye fal açmadım herhalde. Hadi anne ya okula geç kalıyorum. Tamam canım. Ali abi seninkiler gene birbirine girdi da. Ya Kıvırcık bana bak. İş büyümeden gazlayalım en iyisi. Ha? Hadi Ali acele et biraz. Tamam. Ne acelesi ayol? Ev şurada. Şimdi hız yapıp da kaza mı yapsın çocuk? Hadi Ali hadi. Can okula yetişecek. Zaten ilk derse kaçırdı. Hadi Kıvırcık yavrum eyvallah. Ben sana sonra uğrarım aslanım. Güle güle. Güle güle Ali abicim. Güle güle. Allah sana kolaylık versin. Ne o? Adiler tatilden mi geliyor? He, öyle sayılır. Beyye'nin teyzesine gitmişler de. Zaten bu zamanda otele, tatile falan gitmek sıkar biraz. Tabii canım, her yer ateş pahası. Şimdi yaz gelince de herkes tanıdığı birilerinin yazlığına gider. Biz de bacanağın yazlığına gideriz. Oh, ekmek elden, rakı benden. Geçilir gideriz. Uy, desenize. Haçan bu yaz yazdığı olanlar yandı da yandı. Ay. Annem evimize geldik değil mi annem? Bizim evimize değil Müzeyyen teyzenin evine geldik Müzeyyen. Ama burası bizim evimiz anne. Yürü Allah'ın cezası. Sen günden güne daha şapşallaşıyorsun yürü. Aç. Can çabuk üstünü değişken. Okula geç kaldın zaten. Tamam anne hemen geliyorum. Ne düşünüyorum biliyor musun Beyhem? Ne düşünüyorsun Ali? Bu yaz ikimiz baş başa tatile çıksak diyorum. Annemlerden ayrı. Ay ne iyi olur. Ama tatile çıkacak kadar paramız var mı? Bu devirde tatile çıkmak, tatil yapmak çok lüks bir olay. Doğru diyorsun Behiyem. Kazandığımız kiraya, taksitlere, elektriğe, suya, mutfağa derken avucumuzda bir şey kalmıyor be güzelim. Hırsız var! Ne diyor annem? Dostlar! Doyuldu! Ne diyorsun anne? Doyuldu! Daha boğuldum! Hırsız var! Doyuldu! Daha boğuldum! Çabuk! Geldik annem! Ne yapacağız? Bitti! Gitti, çekil elimden! Ben mahvoldum. Altımızda kaldım. Gitti. Annem, ne gitti annem? Hırsız keşke seni çalsaydı, bari senden kurtulsaydım. Soyulduk. Soyulduk, mahvolduk. Yahu anneciğim ya. Yahu anneciğim hırsız bir şey çalmamış evet. Ki. Ali bir de
dakika. Düğünümüzde gelen kristal vaza yok. Ha? Ah, kör olsun hırsız. Bula bula bu kadar yerin içerisinde bizim evimi buldun soyacak mı? Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ay, en sevdiğim şeyi çalmış. Anne vaza burada. Ay Allah'ım çok şükür. Yahu ben size dedim ya, eve hırsız girmiş, ortalığı talan etmiş ama bir şey çalmamış ya. Ya anneciğim baksana, televizyon, müzik seti, her şey yerli yerinde be. Bütün eşyalar duruyor. Nasıl duruyor? Nasıl duruyor? Alacağını almış. Al. Yahu, yahu anneciğim, benim güzel anneciğim, üzme artık kendini. Bak, bak anneciğim, her şeyimiz duruyor. Her şeyimiz yerinde çok şükür anneciğim ya. Ev dağılmış ama ben toplarım anne. Zer teyze üzülme artık. Ah cancım, nasıl üzülmem cancım, nasıl üzülmem. Paralarım gitti, paralarım gitti. Paralarım mı? $1,000'la 150 milyonlar yatağın altına. Hepsini almış. $1,000'la 150 milyon mu? Hepsini almış, hepsini almış. Ya anneciğim, ya o kadar para yastığın altına kurulur mu hiç anne ya? Ailem kırsaydı koymaz olsaydım. Koymaz olsaydım. Biz 3 kuruş için sıkıntı çekelim. Taksitleri senetleri nasıl ödeyelim diye düşünelim. Annen onca parayı yatağın altına stoklasın ya. Beyi haklı anneciğim ya. Ya madem o kadar paran vardı da ne diye bize söylemedin ya? O benim kötü gün paramdı. Rahmetli Suluhi Bey'in emekli parasından biriktirmiştim. Ay, anne. Aşk olsun anne. O parayı bize verseydin hem böyle çalınmazdı, hem de Ali arabasını yenilerdi. Kasap düşmüş et derdine, kişi düşmüş can derdine. Ay ben paramın derdine düşmüşüm, bunlar neyin derdindeler? Ah bu gelin bir gün beni sokağa atar diyerekten ben o paraları sakladım. Gitti paralar. Gitti paralarım, gitti ya. Orada yaptığım can güzel. Ay ne iyi ettik de buraya geldik Erol Bey, vallahi içim açıldı. Şu anda çekimde değiliz hani. Lütfen bana Erol. Peki Erol, sen nasıl istersen. Ha şöyle, böyle daha samimi. Evet, çok samimi oldu bizim gibi. Ne içersin Ali? Ben bir buzlu viski lütfen. Hoş geldiniz. İki buzlu viski. Ver hadi. Bu çekimler ikimizi de çok yordu. Ay hakikaten öyle oldu. Başrol oyuncusu olmak ne kadar zormuş. Halbuki insan seyrederken ne kadar kolay geliyor. Önemli olan doğal olmak Ali. Sen doğal olursan seyirci de seni öyle kabul eder. Ay doğallık benim doğamda var Erol Bey. Ay aman üf Erol. Tabii canım. Ne kadar doğal olduğun ortada. Sağ ol Ali. Bak Raif'cim, sana bahsettiğim yer burası. Çok müzikli yer. Öyle değil. Burada hem yemimizi yer hem de o işi rahat rahat konuşuyoruz. Çok iyi olur. Oo, İhsan Bey. İhsan mı? Merhaba Erol Bey. Merhaba. Merhaba Alev Hanım. İhsan Bey. Çekimler nasıl gidiyor? Ay çok iyi. Yakında beni herkes tanıyacak. Çok ünlü olacağım. Umarım çok başarılı olursun ve istediklerini elde edersin. Umarım. Benim elde ettiğim gibi. Hayatınızdan çok memnunsunuz anlaşılan. Evet hem de çok. Bazen beklenmedik kötü bir olay çok mutlu sonuçlar doğurabiliyor. O nasıl oluyor İhsan? Bunu sana Erol Bey açıklasın Alev. Size iyi eğlenceler. Size de İhsan Bey, iyi günler. Ay bu da çok değişti. Sevgili karısına dönünce konuşması bile bir acayipleşti. Neyse biz onları bırakalım da kendimize bakalım. Hadi arkadaşlığımıza. Hangi arkadaşımıza? Arkadaşlığımıza dedim, arkadaşlığımıza. Mahvoldum ben komşular. Ben mahvoldum. Bittim. Annem ne olur daha fazla bitme annem. Ah ben nereye gideyim ben? Ne yapayım komşular? Bir tek güvencem o paralardı. Vallahi hasta olacaksın. Üzme kendini bu kadar Seher Hanım. Cana geleceğine mala gelsin mala. Ay çok doğru. Ya sen evdeyken girseydi ha? Ya gırtlağına sarılsaydı? Ha? Gazetelerde neler okuyoruz neler? Oy! Seher Hanımcığım evde olsaydı o hırsız zor çalardı paraları. Seher Hanımcığım onu parçalardı. Beyin aklına uyup Sapancı'ya gittik. Hafta sonu da evi boş bıraktık. Uğursuz gelin, uğursuz. Sanki Behiye'cığım hırsızla ortaktır.
Nereden bilsin kızcağız hırsızın eve gireceğini? Yani Seher Hanımcığım, yatağın altına para saklamak da çok demode artık. Ay fena alıyorum. Ay kalbim çarpıyor. Aklıma geldikçe yüreğim daralıyor. Ay. Ay iğneci handına telefon açalım da gelsin sakinleştirici bir iğne yapsın. Ya iyi düşündün Suzan Hanım. Dur ben arayayım. Hem paraların çalındığını da söylerim. Boşuna heveslenme. Otur. Aa, neden? Ah telefon kesik. Ali faturayı ödeyememiş. Uy. Ha bu paraları yastığın altına saklayacağına. Telefon faturasını ödeseydin ya. Bana bak Fadime. Sen suya bu derken ben koskoca kadındım. Sen mi bana akıl öğreteceksin? Zaten sinirlerim tepemde. Öyle. Ben de ondan sebep duyurum da. Paraları saklamasaydın hırsız çalamazdı. Hırsız çalamayınca da sen daha böyle üzülmezdin. Annem kapı çalıyor canım annem. Kapı çalıyor deyinceye kadar... Ay sana şu kapıyı! Ay! Annem kapı çalıyor canım annem. Kapı çalıyor deyince kadar... Ay sen şu kapıyı! Ay! Ben bakıyorum annem canım annem. Uy Gülçük! Ne arıyorsun ha buraya? Seni arıyorum da buldum işte. Ula! Yoluma çıktın yetmiyormuş gibi. Artık gittiğim yere de mi geliyorsun? Yürü işine! Ha buraya Muhtar amca gönderdi beni de. Aç kapıyı Fadime. Aç kapıyı. Ne dedin ula? Babacığım beni mi istedi? Ha buraya telefon etmiş, devamlı meşgul çalıymış. Benden rica etti. Muhtarla sizin köyden çok mühim bir misafiriniz gelmiş. Ondan sebep geldim ha buraya. Oy. Seni çağırayım. Demek misafirimiz gelmiş. He. Kim acaba? Hı? Bekle ula. Ben içeriye hemen haber verip geliyorum. Fadime'nin anası çok iyi garip. Gaybana galasıca. Rahmetli'yi hem beğenip aldın, sonra da ufacık uşağıyla bırakıp İstanbullara geldin. Biz anlaşamadığımız için ayrıldık. Allah rahmet eylesin. Oy, madem anlaşamıyordun, neden sebep evlendin? Canım bırakın şimdi eski konuları deşmeyi. Ben buraya zaten Fadime için gelmiş bulunuyorum. Dedim benim oğlumun büyük uşağına götür beni. Ha bu olay çok akıllıdır da. Maşallah. Kabul istiyorum nene. Fadime'yi götürdün Muhtar amca. Sen ki beni sırtında götürdün. Fadime bak burada kim var? Köyden Asiye nine. Hoş gelmişsin ninacığım. Uy, kaşım, gözüm, burnum, saçlarım, kulaklarım, çenem, fistanım. Aynı rahmetli anacığım. Uy, rahmetli anacığımı tanıyor musun? Senin ananın anasıyla benim anamın anası kardeş çocukları oluyorlar. Ananla ben de kardeş çocukların çocukları oluyorduk. Demek öyle. Uy. Ula kim kimin nesi oluyormuş da? Fadime'nin anasının anasıyla benim anamın anası... Yorma kendini Necim. Otur şöyle. Ben Kılçak'a sonra anlatırım. Kendisi biraz geç anlar ispastuk. Uy Fadime. Cülüzlü kızım. Daha bir şey vermeye geldim. Bu 50 milyon senin dur. 50 milyon mu? 50 milyon mu? 50 milyon mu? Neden sebep bu 50 milyon benim olaymış? Yoksa sen Künerimit'in kızlarından mısın? Köydeki tarlayı sattık. Geldik İstanbul'a yerleştik. Rahmetli anam ha bu tarlayı alırken bana çok yardım etmişti. Bileziklerini, altınlarını bozdurup vermişti. Ha bu parayı sana vermesem vicdanım rahat ölemem daha. Uy babacığım gördün mü bak 50 milyonumuz oldu. Babanın bu parayla hiç alakası yoktur. Ananla seni köyde bırakıp gittiğinden beri ona çok kızayım. Fadime bak, ha bu yalnız senin parandır. Al senin. Nene karnım acıktı. Aa çocuk acıkmış. Siz de acıkmışsınızdır. Köşedeki kebapçıdan size kebap söyleyeyim. Kebap yer misin ula? Hamburger yok muydu? Bak ye. Ha bu parayı bana getirmeyebilirdin. Lakin getirdin. Öpeyim nineciğim. Artık sizin gibi insanlar kalmadı böyle nineciğim. Çocuklar çok haklı. Herkesin birbirinin cebindeki parayı çalmaya çalıştığı bu devirde... ...siz kalkıp böyle bir davranışta bulunuyorsunuz. Nasıl bir davranışta bulunduğumu bilmiyorum.
Haça, benim şimdi hem kafam hem gönlüm rahat. Artık ölebilirim. Uy, şimdi mi? Fadime saçmalama. Aman kızım. Paralarını banka yatır da öyle eve git. Bizim taksit parası gibi bunu da çaldırma. Uy. Ha bunların benimle olduğunu unutmuşum da. Sen artık zengin sayılırsın Fadime. Zengin sayılırsın. Fadime. Bugün 50 milyonluk insansın da. Ha bu paralarla ne edeceksin? Turşusunu kuracağım da. Bahsedecek olursan ben sana derim ki dolar al. Uy, insanın çok parası olması amma da zormuş da. Ne yapacaksın, şaşırıyorsun. Babacığım dedim ha, bankaya faize yatır. Sen dolar al diyorsun. Uy, Ali abicim. Vay kıvırcıkcığım. Neler kaynatıyorsunuz burada bakayım? Fadime'ye akıl veriyorum Ali abicim. Uy, aklım batsın. Sanki benim aklım yoktur da. Sanki ben paralarımı ne yapacağımı bilmiyorum. Ne parası bu ya? Tarla parası. Fadime'ye anasından miras kaldı. Hem de 50 milyon da. Vay be, iyi para ya. Fadimeciğim hadi gözün aydın. Sağ olasın Ali abicim. Bak Fadimeciğim, sana bir abi tavsiyesi. Aman ha, annemin başına gelenleri biliyorsun. Sakın paranı evde saklama da yani, ne yaparsan yap. Ha onu doğru dedin Ali abicim. Asla evde saklamayacağım tabii ki. Aferin. Uy, peki ne edeceğim? Ha buraya, paranı beyazca şey yatırabilirsin. Şey yüzüne buzdolabı, çamaşır makinesi alabilirsin. İleride evleneceğimiz zaman hazır olur da. Ne bileysin ula seninle evleneceğimi, ha? Aklın fikrin evlenmekte ola, ha? Ula ne bileysin ula, ne bileysin ula? Dur, dur, dur. Ayol bu Temel yine dayak yiyor. Sakin olun, sakin olun. Neler oluyor burada böyle? Kapıştılar yine. Ha bu kılçık attırdı tepemin tasuni. Ben ne ettim da, ne ettim? Ha oraya 50 milyon için sadece fikir verdim. Hatta mı ettim? Ne? 50 milyon mu? Senin mi? Ha benim, benim. Rahmetli anacığımdan miras kaldı. Müzevir Müzeyyen hanımcığım. Allah! Habere bak, habere! Bunu hemen bütün mahalleye yaymalıyım. Allah! Rahmetli anacığımdan miras kaldı. Müzevir Müzeyyen hanımcığım. Allah! Habere bak, habere! Bunu hemen bütün mahalleye yaymalıyım. Allah! Kimi gün paraları dolduruyor poşete, kimi gün ambalajı oluyor bir gazete. Derken bilirmiş gibi ne gerek Fatime'ye, gizlice bir çantacı geliyor mahalleye. Dikkat dikkat! Mandalarda 500 bin liraya satılan hakiki yılan derisi çantalar bize sadece 75 bin lira. Havuçlar, terlikler, çantalar hepsi bizde 75 bin lira. Koş, gel vatandaş, gel. Gel, sen de gel. Al, bu pahalılıkta bu fiyatta koş. Sen kim vatandaş? Sen kim vatandaş? Ula, o mikrofona ne gerek var burada? He? Bu millet çağırmıyor. Hakiki yılan derisi. Allah Allah. Al ablacığım. Kim işi de? Sabah körü ne? Patates, soğan var diye bağırıyor da. Ula, ula hiç beni dinlemiyorlar da, farkında mısın? He, farkında mısın? Yolda bulsalar sana bu fiyatlar... Ne konuşuyorsun böyle pıçır pıçırda? Anlatıyoruz efendim. Ne olacak bu memleketin halı? Kimse de para yok. Para! He, öyle. Günde 6 tane çay içen, şimdi 2 tane çay için. Yani, bakın, üstünüze alınmayın. Ortaya konuşuyorum da. Tamam ablacığım. Aa, kız, tamam. Millet kapış kapış alıyor. Hadi yürü biz de bakalım. Bakalım annem.
karım. Ayol biraz açıl da biz de bakalım. Hepimiz de var ablacığım. Ay, önce ben gördüm bunu. Kız, nasıl bir çanta, güzel değil mi? Çok güzel annem, sana çok yakışır. Kendimi almadım kız, bunu sana aldım. Yemin et. Vallahi billahi sana aldım. Ne yemin ettiriyorsun bana sokağın ortasında? Al hadi, bu seni. Güle güle kullan. Annem, annem, canım ay, annem. Ay, ay, boğacaksın beni. Zaten kadınlardan sıkıldım. Benim 75 bin. Saralım mı ablacığım, saralım mı? İstemez, istemez. Al. Taksın koluna, gitsin yoluna. Yürü. Güle güle kullan abla. Hakiki yılan derisi. Yılan derisiymiş. Yalan derisi, yalan derisi. Yalan. Ceyran'ım güzel açan çaldı. Gördük ya. Sarhoş muyuz? Bana bak, sen niye almıyorsun? Ben mi? Ben kadın mıyım? Kadın çantası satayım. Yahu kendine değil herhalde. Fadime'ye, Fadime'ye. Uy, ulan nasıl akıl edemedim? Doğru dedi bakalcığım. Hem de çok makbule geçerdi ha. Fadime'ye bu sıralarda çanta çok gerekli de. Yürü ulaşacağını gidelim. Annem annem, bu çanta bana çok yakıştı değil mi anne? Söz kız! Zaten parası içime oturdu. Bu yoklukta bir çantaya bu kadar para verdik. Şimdi bir de bir Zeyra Hanım'a hediye alınacak. Ay. Kadın bu yaştan sonra doğum günü yapıyor. İyi günler efendim, iyi günler. Annem annem, bana da doğum günü yap canım annem. Bir o eksikti. Kız yaşın meydana çıkacak. Sen de müzeyden geri kalma. Annem annem, saçlarımızı da yaptıracak mıyız? Tabii yaptıracağız. Böyle tavus kuşu gibi gidilmez ya. Gelin hanıma gidelim de saçlarımızı yapsan. El alemi uğraşsa da biraz da bizimle uğraşsan. Doğru. Of. Uy. Uy anasını. Ne ola? Pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun. Fatime, sana çok önemli bir sürprizim var. Sürpriz mi? Sürpriz. Hem de çok yararlı bir sürpriz de. Çabuk söyle ula, doğum gününe geç kaldım. Uy, kimin doğum günü? Yoksa senin mi? Sürpriz mi? Sürpriz. Hem de çok yararlı bir sürpriz de. Çabuk söyle ula, doğum gününe geç kaldım. Uy, kimin doğum günü? Yoksa senin mi? Yok ula, müzevir müziyen hanımcığım bu yaştan sonra çocuk gibi doğum günü yapayım. Kadın kendini geç sanıyor. Fadime bak, Hasan sana ne aldım? Uy, bana çanta mı aldın? Nereden icap etti ula? İçimden geldi de. Ha bu paraları içine koyarsın. Şşş, sus ula sus. Para olduğunu belli etme. Ha bu şeyleri daha iyi sakla. Kaybetme diye aldım. Fena mı ettim? He, iyi ettin ula. 40 yılda bir kafan çalıştı. Ha bak, sen şimdi paralar aman. Ha bu gazete geldiğini çantaya koy. İyice mukayyet ol. Tamam ula tamam. Akıl verme, çantayı ver. Hayrını gör Fadime. Hayrını gör kız. Sağ ol Kılçuk. Sen de sağ ol. Her daim de böyle melek gibi ol değil mi? Uy uy. Şuna bakın arkadaşlar ya. Harika ya. Yavrusu zannetti iyi mi? Hale bak. Ne oldu Temel? Fadime hediyeni beğendi mi? Çok hoşlaştı. Basal Kılçuk dedi. Demek bu sefer seni dövmedi. Arkadaşlar, kıvırcığımın kalbini kırıyorsunuz. Hiç bu kadar nazik çocuk dövülür mü? Doğru dedin Ali abicim. Hasan, ben çok nazikimdir da. Ya. Kadınları nasıl etkileyeceğimi çok iyi bilirim.
Amma havalara girdi ya. Bırakın canım çocukla uğraşmayı. Siz benimle uğraşın, benimle. Bu pahalılıkta işsiz ne yapacağım onu düşünün. Sen onları içkileri devirirken düşünecektin. Tabii ya. Bu zamanda ayık adamlar bile işten atılıyor. Sen her gün işe sarhoş gidiyorsun. Ya arkadaşlar ya. Üzmeyin be Şevket abimi be. Abicim sen de üzme kendini. Elbet bir çaresi bulunur. He bulunur. Biz de elbirliğine sağa iş ararık. İlanlara bakarık. Kim ola çaydanlık? Kim ola? Baksanıza çaydanlık bile kara kara düşünüyor. Ha sen bu pahalılıkta bana kim muz getirecek diye düşüneyim. Kara kara. Macalini. Oy. Seni kaybettim sandım. Yüreğime indi. Canım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kızım yürüsene içeri. Ne duruyorsun kaşımda yalı kazı gibi? Ay affedersin bizi heyecan. Hoş bulduk, hoş bulduk da... acaba bu kızın yüzünden salonu bulabilecek miyiz? Yürüsene! Annem gidiyorum ya canım annem. Evet, gidiyorsun da posta treni gibi. Durup durup Sincar istasyonunda su alıyorsun. Şöyle buyurun, şu koltuk daha geniştir. Rahat edersin şekerim. Aa, nedenmiş o? Ayol ben o kadar şişman değilim. Sen o kadar geniş yerleri iğneci andan alıma sakla. Hani bunu da nereden çıkardın ayol? Şimdi sana şişman diyen oldu mu? Tamam vazgeçtim. Buyur canın nereye isterse oraya otur. Aşk olsun yani Seher Hanım. Hadi gel otur şuraya, otur da iç rahat etsin milleti. Annem. Peki ben o kadar şişman mıyım canım annem? Bak ben de oturuyorum, otur. Şişman zayıf otur artık. Allah Allah. Nasılsınız bakalım? Çok şükür işte. İyiyiz demek adet olmuş. İyiyiz işte. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. daha ne var ne yok bakalım. Ayol bu soruyu sana sormak lazım. Niye şekerim? Bizim mahallede ne olup bittiğini senden daha iyi bilen var mı? Canım lafın gelişi işte. Ne var ne yok diye sordum. Kabahat mı yani? Kabahat değil ama benim dediğim de yalan mı yanlış mı yani? Neyse şimdi bunları bir yana bırakalım. Tatlı, güzel şeylerden söz edelim. Malum bugün benim doğum günüm şekerim. Ayol tabii ya. Ayol zaten onu kutlamaya geldik. Kız sen insanda akıl bırakmıyorsun ki sen. Tabii ya, bugün senin doğum tabii günün. Tabii ya. Zeyyen, sana bir şey soracağım. Kaç yaşına girdin? Kaç yaşına mı girdim? Yorum yok. Boş ver. Kaç yaşına girdiysen girdin. Zaten sen söyleyeceksin, ben inanmayacağım. İyisi bir sorumu geri aldım. Aşk olsun ayol. Şunun şurasında 3.30'unda değilim herhalde. Söylerim, ne olacak yani? Boş ver. Söyleme. Ayol yaşımı söylememi neden istemiyorsun? Aman istemem. Şimdi sen kendi yaşını söyleyince... bu sefer de benim yaşımı soracaksın, istemem. neyse. Allah sağlıklı yıllar nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Ne içerdiniz? Telaştan sormayı unuttum. Vallahi şimdilik bir bardak soğuk suyun varsa çok makbule geçer. Daha sonra kızlar gelince hep beraber yer içeriz. Tamam. Mehpareciğim sen ne içersin? Ben de annemin içtiğinden içerim. Tamam. Doğrudur su içerim desene. Annemin içtiğinden içerim. Annem canım annem. Bana bak kız. Aldığımız paketi bir yerde unutmadın değil mi? Annem çantamda annem. Bu sefer de çantada unutup vermeden gideriz. Bana bak şimdi suyu getirince veririm. Tamam mı? Tamam. Bilmem annem. Buyurun Seher Hanımcığım. Çok teşekkür ederim sağ ol. Teşekkür ederim. Oh buz gibi vallahi içim ferahladı. Ölmüşlerin canına gitsin. Afiyet olsun. Allah aşkına otur ben yavaş yavaş içerim. Kız şu paketi çıkarsana. Aşk olsun ayol, niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti Müzeyyen amcığım? Çam sakızı çoban armağanı. Vallahi zahmet etmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Kızım çıkarsana. Sana layık değil ama kusura bakma. Küçük bir hediye işte. Aşk olsun, kim bilir ne güzel bir şeydir. Ay bu mu küçük hediye? Çok teşekkür ederim. Allah! Ay!
Uy, çok iyi koktu. Sanki ha böyle dere boyunda açan kir çiçekler gibi kız. Madem beğendin al o zaman. Ha bunu alıyorum. Çok şükür seçebildim Fadime. Ver bakayım. Çok güzel. İnşallah Müzevir Müzeyyen Hanımcığım da hediyesini beğenir Behiyacığım. Niye beğenmesin canım? Çok hoş bir koku. Sürüp sürüp trenciye güzel koksun kız. Oy. Ha bu ne durdu? Ne oldu Fadime? Oy. Oy. Ne oldu? Paralarım yok. Düştü paralarım. Aa. Oy. Aa. Dur. Aa. Oy. Oy. Oy biri paralarımı almaya şarp koymuş. Aa. Oy biri paralarımı almış Behiyacığım. Aa. Oy. Oy ben gittim Behiyacığım. Dur Fadime. Oy Behiyacığım. Oy Behiyacığım. Aa. Ben ya gidiyorum. Oy. Aa. Çok çabuk. Kolonya. Koymaz mısın bankaya paraları? Koymaz mısın bankaya paraları Fadime? Hiç. Aa bir dakika Fadime, şimdi anladım. Senin çantan mehbarınkiyle karışmış. Çünkü onlar eşarp almışlardı. Üstelik onun çantası seninkinin aynısı olduğu için... Sonunda Fadime'ye verdiler parasını. Bu ona bir ders oldu. Anladı hatasını. Çok çok eski yıllarda halk güvensiz yaşarmış. Parasını belinde kuşağında taşırmış. Zenginlerse parayı çevirirmiş altına. Küplere doldurarak gömermiş yer altına. Kimi de uzağında kalmasın diye para gece gündüz saklarmış. Yastığının altında bazıları gidermiş. Daha da ileriye parasını saklarmış. Sobaya şömineye bu tür yöntemler artık çok çok geride kaldı. Şimdi onun yerini çağdaş bankalar aldı. Bankada hem korunur hem de artar paramız. Böylece devlete de olur büyük katkımız. Küçücük tasarruflar toplanınca gelişir. Sıkıntılar son bulur. Ülkemiz zenginleşir. Teşvikler, krediler, yatırımlar canlanır. İş imkanları artar. Enflasyon azalır. Sevgili dostlar gelin el ele tutuşalım. Devlete omuz verip güçlükleri aşalım.